Arkadaşlar merhaba, kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Dün filminin fragmanı düşmüş internete. Halbuki düne kadar hiçbir şey yoktu diye espri yapmak istemiyorum. Yapmıyorum da, yapmadım, kabul edin. Dün kitapları yıllardır okumu ertelediğim kitaplardandı. Zaten 80'lerde çekilen filmi de hiçbir zaman izlememiştim. Yönetmen çok gömdüğü için işte stüdyo istediğim film yapmama izin vermedi vesaire gibisinden artık bildiğimiz olaylar. O yüzden o filmi de hiç izlememiştim. Kitapları da hep daha sonra başlarım diye düşünüyordum. Kabalcı'nın zaten yayınlarını bulmak çok zor şu anda. Biraz karışık durumda. Onu tam set halinde almak falan çok pahalı tutuyor. Ancak Itaki birkaç sene önce yeniden basmaya başlayınca dün serisinin sıradan ben de birinci kitaptan itibaren bu sene içerisinde okumaya başladım. Baktım filmi geliyor, bir an önce başlayayım dedim. Açıkçası kitaplardan çok etkilendim, çok beğendim. Üçüncü kitaptayım şu anda. Bir anda yakında dörde geçeceğim. Film kaç kitabı kapsıyor emin değilim. Belki sadece birinci kitap iki filme bölünmüş halde olacak. Çok bir fikrim yok. Ama fragman epeydir sabırsızlıkla beklediğim bir şeydi. O yüzden birlikte izleyelim. Sonra üzerine belki kitapları okumamışsınızdır veyahut da eski filmi izlememişsinizdir benim gibi diye düşünerek çok fazla spoiler içermeyen genel bir görüş belirteceğim. O kadar. Onun için sadece bir tepki videosu olacak. Buyurun birlikte bakalım. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. He'll lose that one too. Arrakis is a death trap. Kill him. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight my demons. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. One day, the legend will be born. All of civilization depends on it. The future, I can see it. I must not fear. Fear is the mind killer. My lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Go, go, go! Azdım. Yani bu fragmana söyleyebilecek tek şey bu. Kitaplarda hayal ettiğim her şeyin daha da ötesini yapmışlar. Hani bazen böyle hayal edersiniz de ya şunu şöyle yapsalardı dersiniz. Ama sanki her oyuncu rolüne çöküyor oturmuş gibi duruyor. Paul Atreides olsun, Duke Leto olsun, Lady Jessica olsun. Yani gördüğüm herkes adı Duncan Idaho, muhtemelen Jason harika bir performans verecek, o belli kılıçla yaptığı hareketler.
Hep onu kafamda Steeler olarak tasarlamıştım ama Duncan rolünü vermişler. Sardukarlar yine kötü adam yani. Onları kötü olarak göstermişler. Pisliğin dibi olarak göstermişler. Kum solucanlarını tahmin ettiğinden çok daha büyük yapmışlar. Ki bu güzel bir şey. Dün gezegene yani diğer ismiyle gezegen ismi aklıma gelmedi. Arrakis diyeceğim ama Arrakis geldikleri gezegen. O gezegenin çöl havası iyi yansıtılmış. Fremenler arada yakalayamadım. Yani illa ki yakaladım gördüm ama daha çok kim nedir çok çözemedim. Bilmiyorum yani eğer stüdyo çok müdahil olmaz da Denis Villeneuve'in işine karışmazlarsa bence bilim kurgu açısından Star Wars'tan daha büyük bir seri olur. Umarım iki filmle kalmaz. Aynı kalitede daha fazla film olarak çekerler. En azından ilk 6 kitabın orijinal yazarı kitapların çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uyarlanması gerektiğini düşünüyorum. Sonra kitaplar hakkında yorum yapmayacağım ama Frank Herbert'in kitapları gerçekten çok kaliteli gidiyor. Yani wow. Tek diyebileceğim bu. Sinema zirvesinde cümlesinin gerçekten karşılığı. Gerek oyuncu kalitesi, gerek yönetmen kalitesi, gerek görüntü kalitesi, gerek hikaye kalitesi. Ne ararsanız bulabileceğiniz bir film. Umarım IMAX'te izleme fırsatı elde ederim. Şu pandemi süreci bitse de bir an önce sinemalara tam manasıyla geri dönüp rahat rahat film izleyebilsek. Şu filmi sinemada izlemeyi çok isterim. Evet, ben çok fazla dediğim gibi spoiler içermemesi açısından yorum yapmıyorum. Kitaplardan bildiğimle, filmle vesaire karşılaştırmalara. Umarım filmi izledikten sonra yapacağım bir inceleme videosuna değinirim. Fragmanı çok beğendim. Eğer dün kitaplarını okuduysanız, fragmanı izlediyseniz sizin de fikirlerinizi aşağıda duymak isterim. Lütfen yorumlarda yazın. Onun dışında gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.